Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere güzel oyuncu Ege Kökenli hakkında bilgiler vereceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yorum kısmında da fikirlerinizi belirtirseniz bütün yorumlarınızı değerlendireceğim. Videoyu beğenirseniz de beğen tuşuna basmadan geçmeyin. Şimdi Ege Kökenli hakkında bilgiler vermeye başlayabiliriz. Ege Kökenli 20 Mart 1993 tarihinde Kırklareli'nde dünyaya gelmiştir. 1,68 boyundadır. Balık burcudur. Kırklareli'nde doğup büyümüştür. Anne ve babası diş hekimidir. Bir de erkek kardeşi vardır. Ege Kökenli çocukluk yıllarını şu ifadelerle anlatmaktadır. Oyunculuğa olan ilgim ana sınıfında yer aldığım yıl sonu gösterileriyle başladı. Sahnenin büyüsünü o yaşta hissedince yapmak istediğimin bu iş olduğunu anladım. Annem de her zaman bu konuda bana destek oldu. İlk set deneyimimde sanırım 9 yaşlarındaydım. Şansa Bak isimli bir diziydi. Benim için oyunculuk biraz evcilik oynamak gibiydi o yaşlarda açıkçası. Rahat ve neşeli hissettiğimi hatırlıyorum. Gerçekten o kadar çok istiyordum ki oyunculuğu, ailem hep destekledi. Annem ben senin şımarmayacağını hep biliyordum diyor mesela. Hani çocuk yaşta oyuncu olup da şöhrete kapılarak davranışlarının bozulma riski olabiliyor. Ama ben hiç şımarık bir çocuk da olmadım. Kardeş konusunda kıskançlığım da olmadı. Naif bir çocuktum. Evcilikten daha eğlenceli bir oyun vardı. Bir de üstüne seni kameraya çekiyorlardı diyerek çocukluk yıllarından beri oyunculuğa başladığını açıklamıştır. Ege Kökenli eğitimini liseye kadar Kırklareli'nde eğitim görmüştür. Ardından Saint Joseph Fransız Lisesi'nde eğitim görmeye başlamıştır. İstanbul'a yerleşmiştir. 5 yıl boyunca lisenin Fransızca tiyatro ekibinde yer almıştır. Ardından Haliç Üniversitesi Konservatuar bölümünden mezun olmuştur. Oyunculuğa ilk adımını 2004 tarihinde 11 yaşındayken En İyi Arkadaşım dizisiyle atmıştır. Yıldızının parladığı proje ise Güneşin Kızları dizisiyle olmuştur. Bu dizide Melisa Taşkıran karakterini canlandırmıştır ve dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Ege Kökenli kişilik özelliklerini de şu şekilde ifade etmektedir. Neşeli, sıcakkanlı, enerjik, samimi, naif, hırslı ve kararlı. Hırslı değilim desem yalan olur. Herkesin hırsları olmalı hayatta. Yaşım ilerledikçe mesleki açıdan hırslansam da daha sakin kalabiliyorum. Yani zaman geçtikçe hırsınızı yönetmeyi de öğreniyorsunuz. Azimli, çalışkan biriyim. Bir şeyin olmasını istiyorsam dört elle sarılırım. İstediğim şey söz konusuysa savaşçıyımdır. Balık burcuyum. Yükselenim yengeç herhalde. Burcum yüzünden duygularımı yoğun yaşıyorum. İnsanların önünde ağlamayı hiç sevmem. Ama sevincim ve öfkem apaçık belli olur. Öfkeyi daha çok kontrol etmem gerekebiliyor diyerek kişilik özellikleri ve kendinden bahsetmiştir bizlere. Sosyal yaşantısında neler yaptığını ise şu cümlelerle anlatıyor. Boş zamanlarımda arkadaşlarımla ve ailemle gezmeyi çok seviyorum. Evde oturmaya dayanamıyorum, çok sıkılıyorum. Ancak yorgun olduğumda yatağıma uzanıp yabancı dizi izliyorum. Kitap okumayı da çok seviyorum. Daha fazla şeye hakim olabilmek için okuyorum. Hobi olsun diye değil diyerek sosyal yaşantısında neler yapmaktan keyif aldığını bizlere anlatmıştır. Düşünce yapısını ve fikri yapısını ise şu cümlelerle açıklamıştır. Ruhumu doyurmak için gezip görmeyi çok seviyorum. Bazısı alışverişi sever, kendine ödül olarak yeni bir çanta veya ayakkabı alır. Yeni bir eşya bana o hissi vermiyor. Oysa yeni bir yere gitmek, başka insanlar tanımak beni çok heyecanlandırıyor. Dünyada başka pencerelerden bakabilmek çok önemli diyerek gezmekten keyif aldığını dile getirmiştir. Set ortamında nasıl olduğunu ise şu sözlerle ifade etmiştir. Sette enerjim çok yüksek, eğlenmeyi ve gülmeyi çok seviyorum. Sanırım bu genetik bir durum. Benim annem ve dedem de böyle. Deli dolu bir aileyiz, çok komiyiz. Bütün gün gülüyoruz. Bana çalıştığım setlerde de sürekli gülüyorsun ve çok komiksin derler.
Eğlenmeyi ve gülmeyi çok severim. Telefonla uğraşmak yerine insanlarla sohbet etmeyi tercih ederim. Çevremdeki herkes çok enerjiksin, hiç durmuyorsun ve bizi çok güldürüyorsun der bana diyerek set ortamında eğlenceli ve komik bir insan olduğunu söylemiştir. Ege Kökenli'nin ilk sinema filmi Taksim Hold'em'dir. Michael Önder'in yönetmiş oldu. Aşk hakkında neler düşündüğünü ise şu sözleriyle ifade etmiştir Ege Kökenli. Herkesin ilişkilerden beklentisi ve algısı eminim farklıdır. Ama benim için uzun ilişkinin sırrı gerçekten aynı zamanda çok iyi dost olabildiğim biriyle birlikte olmaktan geçiyor. Bence her konuda açıkça her şeyini anlatabileceğin ve aynı şekilde onu dinlemek isteyeceğin sevgilin aynı zamanda çok iyi bir dostunsa işte o zaman her şeyin üstesinden gelmek çok daha kolay oluyor diyerek aşkta arkadaşlığın da yerinin olduğunu dile getirmiştir. Hayata karşı bakış açısını ise şu sözlerle ifade etmiş. Hayatta hiçbir konuda büyük konuşmamak gerektiğine inanıyorum. O yüzden en son ne zaman şunu asla yapmam diye bir yargıda bulundum ve sonra da yaptım pek bilmiyorum. Aslında halen olmak istediğim yerde değilim. Ancak oraya ulaşmanın kendini eğitmek ve her zaman gelişime açık olmaktan geçtiğinin de farkındayım. O yüzden inanmak, çalışmak, kendini eğitmek ve asla rehavete kapılmamak gerekiyor. Şöhret sanırım benim için sadece sözlükte yer alan bir kelime. Açıkça söylemek gerekirse oyunculukla tanınmaya başladıktan sonra hayatımda değişen tek şey sokakta insanlarla daha çok merhabalaşmak ve fotoğraf çektirmek oldu diyebilirim. Zaten sosyalleşmeyi ve farklı insanlar tanımayı severim diyerek şöhretin hayatında onu çok etkilemediğini ifade etmiştir. Meslek hayatında ise mesleğine bakış açısını ise şu sözleriyle ifade etmiştir. Oyunculuğa başladığımda daha çocuktum ve tiyatro kökenli oyuncularla çalıştığım için setleri eğitim yeri olarak görüyordum. Şu an sektör gerçekten çok büyük ve daha kurumsal hale geldi. Oysa benim başladığım zaman yani ben 8-9 yaşlarındayken ortam bu kadar resmi değildi. Tiyatro kökenli oyuncularla birlikte çalışıyorduk ve sanki eğitim gibiydi. Alaylı olmak istediğiniz şeyi ben tam anlamıyla yaşamış oldum. Bence oyunculukta %50 hayal gücü, %50 bilgi önemli. Konservatuvara başlamadan önce benim için hep hayal gücü, hayal edebilmek, gözünü kapattığında canlandırabilmek önemliydi. Ama konservatuvara girdikten sonra hocalarımdan bilginin çok önemli olduğunu öğrendim. Bir bilgiye sahip olman lazım. Yani bir dönem işi çekiyorsan mutlaka o döneme dair bir şeyler bilmen lazım. Çünkü bilmeden olmaz. Yalan olur, sahte olur. Canlandırdığın karakter gibi davranabilmek için bilmek zorundasın. Bir de akıl yürütebilmek ve algı çok önemli. Konservatuvardaki hocam Murat Karasu'nun aptal insandan oyuncu olmaz diye bir lafı vardır. Bu lafın doğruluğuna inanıyorum. Kamera önünde de sahnede de algılarınızın çok açık olması lazım. Güneşin Kızları dizisinin benim kariyerimde ayrı bir yeri var. Her oyuncunun yüzünün, duruşunun oturması ve oyunculuğunun evrilmesi biraz zaman alabiliyor. Güneşin Kızları'ndan önce de çok başarılı dizilerde oynadım. Ama doğru kombinasyon bu diziyle oldu. Ben de bu diziyle kendimi daha iyi tanıdım. Çocukluktan genç kızlığa geçiş yaptığım bir dönem yaşadım diyerek iş hayatını ve mesleki yaşantısını bizlere anlatmıştır. Kariyer planlaması için de şu sözleri söylemiştir. Oyunculukta sınırlarım yok. Senaryo ne gerekiyorsa oynarım. Sonuçta her şey hayatın bir parçası ve biz de hayattan kesitler sunuyoruz. Tabii reyting kaygısıyla yapılan sevişme sahnelerine falan alet olmam. Tiyatro yapmayı çok istiyorum. Zaten konservatuvara girmemin en büyük sebeplerinden biri budur. Bir de sinemada bilim kurgu türünde bir işin içinde yer almak isterim diyerek kariyerinde neler yapmak istediğini anlatmıştır. Gelecekteki hayalim ise işini çok seviyor ama kendimi 70 yaşında hala uzun saatler çalışırken düşünemiyorum. Bu yüzden gelecekte gençlerin de önünü açabilecek bir proje yapmak isterim. Ayrıca dijital dünyanın içerisinde yer alıp belki yazarak yaratım yapabileceğim şeyler de yapabilirim diyerek
yazarlık yönünün de gelecekte ön plana çıkabileceğini dile getirmiştir. Ege Köken hakkında güzel bilgiler vermeye çalıştık. Onun hakkında onu daha yakından tanımanızı sağlamaya çalıştık. Umarım hakkında verdiğimiz bilgileri beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi seyirler.